Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Davet Radyo dinleyicileri, bugün de bir konu bir konu programında beraberiz inşallah. Efendim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hastalandığınız zaman tedavi oldunuz. İhtiyarlık hariç her hastalığın tedavisi vardır diye rivayetlerde belirtiyor. Evet birçok hastalık vardır ve bu hastalıklar ömür boyu tedavi edilmek ve dikkatle efendime söyleyeyim tedavisini altında almak lazım. Bu hastalıklardan bir tanesi çölyaktır. Asrımızın hastalığı çölyak. Çölyak aileler tarafından tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Ve bugün e, değerli konuğum e, Ökkaş Beyefendi ile beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Sapalar getirdiniz. Teşekkürler Yavuz Bey. Çölyak Dernek Başkanı. Efendim sapalar getirdiniz programımıza. E, i̇nşallah sizinle beraber bugün çölyak hastalığını beraber müzakere edeceğiz. İnşallah hocam. İlk baştan başlayalım inşallah. Çölyak hastalığı nelerdir? Nedir? Nasıl başlıyor Bir de kısaca anlatır mısınız? Çölyak hastalığı buğday, arpa, çavdar yulaf deniyor ama yulaf bizim ülkemizde söz konusu. Onun haricinde buğday, arpa, çavdarda bulunan evet. bir proteindir gluten. Bu gluten hassasiyeti yaşayan insanlar bu villus dediğimiz parmaksı yapılarda glutene karşı bir direnç gösteremediğinden dolayı bu villuslarda yaralar oluşuyor. Yaralar da oluştuğu zaman bunun ismini tıpta çölyak olarak adlandırılıyor. Çölyak hastalarının günümüzde buğday, arpa ve çavdarda üretilen ürünlerin gerek evde yapılan ürünler gerekse ambalajlı gıdalarda hayatlarını bayağı bir zorlaştırmakta gluten. Evet. Yani bir çölyak hastası Glütenli ürünlerden uzak durması lazım kesinlikle. Glütensiz kesinlikle. bir hayat geçirmesi lazım. Tabii ki kesinlikle. Günümüzün hastalığı olan çölyakta tek tedavi yöntemi tıp da şu anda diyet. Diyet. Evet. Diyet derken biz bunu tabii normal bir diyet olarak adlandırmıyoruz. Evet. Glutensiz bir diyet. Ya yani nasıl ki bir şeker hastası ömür boyu efendime söyleyeyim diyetine dikkat ediyorsa, şekerden uzak duruyorsa, çölyak hastası da glutenli ürünlerden şekerden uzak Şekerden daha tehlikeli. Öyle diyelim yani şekerden daha tehlikeli bir gluten hassasiyet hastalığı. Bu ince bağırsaklar vücutta ikinci beyin olarak adlandırıyoruz biz. İkinci beyin. Gluten alan çölek hastalarında gluten tükettikleri zaman ince bağırsaktaki villuslar ölümleri gerçekleşiyor. Düzleşme haline geliyor yani. Evet. Bu düzleşme de olunca vücut emilim sağlayamıyor. Evet, Emilim sağlayamadığı için de birçok hastalığı birlikte tetikliyor. E çok önemli nokta. Demek ki e, dikkat edilmediği zaman çölyak arkasında başka hastalıklar da getirebiliyor. Kesinlikle. Yani çölyak hastalığına çok dikkat etmek gerekiyor. Diyetine yani tespit edildikten sonra diyetine dikkat etmek gerekiyor. E, günümüzde birçok insanlar e, çölyak hastalığını taşıyıcı ama bunun farkında değiller. Evet, çölyak hastası fakat... tabi sinsi de olabiliyor. yani Bazı belirtiler de mevcut. Mesela baş ağrısı, Evet e, geçmeyen ishaller, e, geçmeyen karın ağrıları, karın şişkinliği, e, bayanlarda reglo düzensizliği, kısırlık. Evet. Bunun gibi başlıca belirtileri mevcut. Evet. Şimdi başkanım, e, çölyak hastalığı... Türkiye'de kaç yılından beri teşhis kondu? Belki yıllar önce bu hastalığı adı efendim çölyak değil de başka bir şeymiş. Belki teşhis koymuşlar fakat tedavisinde sıkıntılar yaşanmış. Kaç yılından beri artık bu hastalığın ismi çölyak oldu? Türkiye'de kaç yılından 1842'den beri? 1842'den bu yana dünya tıp örgütü çölyak hastalığına tanı koymuş vaziyette. Dünyada şu anda sadece işte az önce de belirttiğimiz gibi tek tedavi yöntemi glutensiz diyet. Tıpta yani ilaç olarak bir tedavisi şu anda söz konusu değil. Evet. Tan alan hastalarımızın bizim kesinlikle olmaz olmaz biz bütün her zaman söylüyoruz. Aman ha aman diyet. E, diyet çok önemli evet. Yani bir çay kaşığı kadar glutenli bir ürün tükettikleri takdirde ...bu bağırsaklarına çok ciddi hasarlar evet. meydana geliyor. Şimdi başkanım siz bu hastalığa göre bir dernek kurmuşsunuz değil evet. mi çölyak derneği? Ve <laughs> bu hastalığa efendime söyleyeyim dernek Muhakkak aileler gelip gidiyor. Çölyak hastaları sizden bilgi alıyor. Efendim siz onlara destek veriyorsunuz. Bu derneği kurma fikri nereden çıktı? Nasıl başladınız yola? 2017 yılında ilk ben oğlumda çölyak hastası tanısını aldığımızda sudan çıkmış balığa dönüyor çölyak hastaları. ilk tanı alan aileler. Evet. Bunu birçok ailede görüyoruz, yaşıyoruz birlikte. Evet. Ne yapalım derken, araştırırken, incelerken şehrimizde bir Çölyak hastanı temsil eden bir özel yani STK'nın Sivil Toplum örgütünün olmadığını fark ettik. Bundan öncesinde yoktu herhangi Bundan bir çölyak derneği yoktu. 2017 öncesinde bir dernek yoktu. 2017 yılında çölyak aileleri tanışarak bir araya gelerekten evet. bir STK'mız neden olmasın diye düşündük. Işte. Bu şekilde yola çıkmış olduk. 2017 yılından bugüne kadar yani ortalama 3 yıldır Gaziantep Çölyak Derneği olarak şehrimizdeki çölyak ailelerine Elimizden geldiğince hizmet etmeye çok çalışıyoruz. Değil. Sosyal medyadan az çok baktık faaliyetlerinize. Gerçekten çok güzel faaliyetler yapmışsınız. Aileler çok memnun. İlgi alakanızdan dolayı efendime söyleyeyim yerel yönetimlerle beraber çalışmışsınız. Evet. E, derneğinizin asıl kuruluş amacı e, çölyak hastalığıyla mücadele mi? Tabii ki çölyak hastalığıyla mücadele. Çölyak hastalığını e, dünyada demeyelim de daha çok Türkiye'de çok az bilinen bir hastalık. Evet. Hatta e, dönem dönem bazı lokantalarda veya restoranlarda işte kendimize anlatabilmek için yaklığı dediğimizde orası neresi ya ve o nedir gibi sorulardan enteresan enteresan en sorulardan karşılaşıyoruz karşı karşılaşan ailelerimiz de mevcut evet. yani onu düşünerekten biz evet. dernek faaliyetlerini çöllyğ tanıtmak Evet Şehrimizde önceliğimiz şehrimizde yaşayan çölyak ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak adına e, çalışmalar, faaliyetler yürütüyoruz. Evet. E, gerek yerel yönetimde gerek ulusal yönetimde, ülke yönetiminde e, çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel. E, <laughs> Şimdi başkanım derneğinizde çocuk olsun yetişkin olsun her yaşta üyeniz vardır muhakkak. Siz bunlarla evet. da birebir görüşüyorsunuz. Bu hastalık hangi yaş aralığında daha sık gözüküyor? Çölyak hastalığı e, ortalama 18 ve 22 ay ilk bebeklik döneminde yani. Yani küçük yaşlarda ek, ek gıdaya başladıktan sonra kendine ortaya çıkarıp gösterebiliyor. Yani 22 aylık bir bebekte çölyak hastalığı olabilir diyorsunuz. Tabii tabii yani. 18 ay ve 22 ay e, sürecine girdiği zaman çocuk ek gıdalara başladığında belirtileri oluşabilir. Çocuklarda genelde gör, gözüken e, belirtiler e, kilo kaybı. Evet. Kilo alamama, e, kemik yapılarında yaşlarına göre gerilik, boylarda gerilik, evet. bu bu şekilde e, belirtileri gösterebiliyor. Çölyak biz e, üç ana dalda ayırıyoruz. Evet. E, bir genetik çölyak dediğimiz, bir sessiz dediğimiz, bir de potansiyel. Genetik aileden mi gelen? Genetik yapıda tabii aileden gelen bir çölyak hastalığı olabilir. Evet. Ailede birisinde muhakkak çıkmışsa bu anne baba olabilir kardeş evet. olabilir çocukların bir tanesine çıktığı zaman birinci derece yakınların tamamının muhakkak ki testten ve tahlillerden geçmesi lazım. Yani aile fertlerine. Tabii aile fertlerinin birinci derece yakınları anne baba kardeş dede nine hala amca dayı gibi bunların da muhakkak tarama yapılması lazım. Bunun yani için bir şu test anda, mi yapılıyor başkanım? Bir, bir te, insanda şöyle olup olmadığı ilgili bir test mi yapılıyor? Bunlar tabii yani? ilk e, test kan değerlerine, antikorlara bakılıyor. Eğer ki kanda antikorlarda yükselme e, tıptaki seyirler fazla ise evet. ikinci etapta yüzde yüz tanı biyopsi endoskopi yoluyla ince bağırsa biyopsi endoskopi yapılaraktan evet. tanı konulmuş oluyor. Evet başkanım. Şimdi e, biz normal hayatta efendim yediğimize içimize pek dikkat etmiyoruz ne yazık. Ee, ...bazen aburcu cubur yiyoruz... ...efendime söyleyeyim önümüze her yiyoruz... Ee, ...bu yeme içmeyle çölyak hastalığının bir bağlantısı var mı? Yani diyelim insanlar... ...gıdasına dikkat etmediği zaman efendim çölyak hastalığına... ...daha rahat yakalanır veya bunlar çok aşırı yediği zaman... ...çölyak hastalığına yakalanır gibi bir şey diyebilir miyiz? Ya, onu dememiz hani... ...çok uygun değil. Evet. Ee, bu Dediğimiz gibi üç tip çölyak olduğundan dolayı... ...eğer ki genetik yatkınlık da ...varsa ailede... Evet. E, ...genetik taşıyıcı olabiliyor çocuk. Bile de sessiz dediğimiz... ...hiçbir belirtisi olmadan ilerleyen bir e, çölyak hastalığı var. Bir de potansiyel dediğimiz yine bunlara e, klinik olaraktan bir belirti yok sessiz tipten birbirine benzer tipte ilerlemekte. O yüzden e, yani şu gıdayı tükettiğimizden dolayı diyemiyoruz ama e, bazı arkadaşlardan dernek başkanı araştırmamız Evet e, şu yönde günümüzdeki buğday yani tahıllarda daha doğrusu tahılların genleriyle oynandığından dolayı gluten oranı Ata tohumlarına gittiğimiz zaman daha düşük. Evet. Yüzde beş civarlarında. Bugünkü tohumlara bakıldığı zaman yüzde otuz beş bantlarında gözüküyor. Evet. Tabi bunlar tetikleyici oluyor mu? Muhakkak ki sayının artmasında belki çoğalması evet. hastalığın çoğalmasına tetikleyici olabilir. Evet. Şimdi başkan bir aileyi düşünelim. Bir ailede bir tane çocuk çölyak hastası. Evet. Aile hep perdeler hepsi. Böyle bir hastalığı yok. Şimdi haliyle... Anne yemek yapıyor. Efendim Mesut'un kahvaltı hazırlıyor. Akşam hazırlığı yapıyor falan. Şimdi bu anne e, her gün yemek yaptığında ve her gün beslenme düzeni hazırladığı zaman o çocuğu düşünerek mi yapıyor? Bu nasıl oluyor? Veya çocuğa ayrı bir yemek mi yapıyor? Tabii ki yani örnek vereceğim. evde biz bir yemek yaparken çocuk Gaziantep ve Güneydoğu'da çok tüketilen bulgur evet. dediğimiz buğdaydan yapılan bulgur, simit dediğimiz olay tüketimi fazladır. Evet. Çölyak hastalar bunu çocuk olsun yetişkin olsun tüketemiyor. tüketemiyor. Bu sefer pilav tercihine pirinçten... yana kullanmak zorunda kalıyorsun. Anladım. Evet. Veya farklı pilavlar denemek zorunda kalıyorsun. Evet. Şimdi Başkan çölyak ürünleri haliyle farklıdır bahsettiğiniz gibi gıdalar çok önemli. Bunlar Türkiye'nin her tarafında her tarafına bulunabiliyor mu? Yani bir aile istediği zaman efendim bir çölyak unu alabiliyor mu çölyak gıdasına rahat ulaşabiliyor mu? Ülkemizde maalesef ki e, glutensiz ürünler çok az bulunmakta. Türkiye'de üretici sayısı, yerli üretici sayısı e, yaklaşık iki yıldır falan bir artış söz konusu oldu. Daha önceleri birkaç firma varken şimdi evet. 8-10 firmaya yaklaştı ama bunlarda yine istenilen ürünler yok. E, bunların çoğunluğu ham madde dediğimiz bizim un, e, mısır irmiği, mısır unu, mısır bulguru, diye adlandırdığımız ürünlerin üretici firmaları mevcut. Bugün bir çocuk e, markete gittiği zaman... markette glutensiz reyon yok ise... Evet. o markette boynu bükük, eli boş çıkıyor. Ya ne kadar masum bir durum değil Tabii mi? Tabii ki. Ya, belki evet. orada çok istediği var. bir Çocuk haliyle yani durduramazsınız yani değil mi? Hepsi çekiyor böyle. E, fakat çocuk rahatsızlığından dolayı alamıyor. Tabii yani evet. Bugün e, Gaziantep'te çok büyük yerel marketler zincirimiz bulunmasına rağmen bu yerel marketler zincirlerimiz maalesef çölyak hastalığına bir iki market harici yerel olaraktan bahsedecek evet. olursak bir iki market haricindeki diğer market yöneticilerimiz işletme sahipleri çölyak hastalığını kulak arkası yapıyorlar. Ya. Biz kaç defa bunu gündeme getirdik? Market sahiplerimizden, şirket yönetimlerinden görüştük. Çölyak bizim için önemli değil. Kar marcı düşük, satış oranı düşük gibi buna benzer evet. e, cevaplar alınca bunlar bizi üzüyor tabii ki. Evet. Şimdi e, sizin faaliyetlerinizde yerel yönetimlerle böyle beraber koordinel çalışmalarınız muhakkak oluyordur. Evet. E, bunlarla ilgili bahseder misiniz? Efendimizin evet. belediyelerde olsun, valilikte <laughs> olsun, e, kaymakamlık veya e, diğer kamu teşkilatlarıyla nasıl bir çalışmanız var? Şimdi Onlardan e, destek alıyor musunuz? Çölyak hastalığı, Gaziantep'i yaşayan çölyak hastaları ailelerimiz Diğer illere göre e, bir tık daha şanslılar. E, Gaziantep'te Büyükşehir Belediye'miz, Evet Şahinbey Belediye'miz, Şehit Kamil Belediye'miz e, merkez olarak bunlar. Dış ilçelerde Nizip, evet. Araban, e, buradaki yerel yöneticilerimiz sağ olsunlar. İhtiyaç sahibi Çölyak ailelerine her zaman sahip çıkıyorlar. Ne kadar güzel. Buradan hepsine teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çölyak ailesi adına ben ailem adına çok teşekkür ediyorum. Hanım başta olmak üzere. Evet. Burada yerel yönetimler ihtiyaç sahibi ailelerimize düzenli olaraktan mümkün mertebe bir aylık tedarik edebilecekleri şekilde gıda yardımları veriyorlar. Evet. Tabi bu ihtiyaç sahiplerine veriliyor sosyal yardımlaşma tarafında. Evet. Biz istiyoruz ki gönül istiyor ki. Çölyak aylarına yardım yapılmasın. Yanıklı. Şimdi sözüm yanlış anlaşılacak. Evet. Yardım evet. yapılmasın derken Türkiye'de üretici sayısı desteklensin. Evet. Gıdaların fiyatı konusunda e, Meclisimizle meclisimiz ve ilgili Hazine Bakanlığı, Tarım Bakanlığı çalışma yaparak e, yerli üreticiler... teşvik et yapmalı, teşvik vermeleri. Evet. Bu teşviklerden hem ülke ekonomimizin kazanması hem çölyakların kazanması ne kadar ürün fiyatı düşürülürse çölyakların o zaman yerel yönetimlerden evet. destek isteyecek durumları kalmayacak. Ne kadar güzel evet. Örneklemek vermek gerekirse bir tane firmanın gofretini normal e, glütensiz çölyak hastası olmayan bir insan en fazla 2 liraya alırken biz bir tane gofreti 25 liraya alıyoruz. Ne kadar fark orada ve sadece iş gofretle bitmiyor. Gofretle Neyim bitmiyor bilmiyorum. Ee, bir ekmek evet. bugün yirmi e, Gaziantep'te 1.25, 1.50 dediğimiz zaman bizim bir dilim yani altı dilim ekmeğimiz bugün 15 lira. Ya. 10 katı fark var. Ve en zorlu ihtiyaç. Ee, zararı ihtiyaç. Günde üç öğün, ya. hadi diyelim ki iki öğün öğlen yemediğini evet. varsayarsak, evet. evet. iki öğün ekmek yediğin zaman, aldığın zaman 30 TL para yapıyor. Ya. Bugün günümüz şartlarında bunu tedarik edemeyen, alamayan birçok insan, birçok aile var. Şimdi başkanım engelli ailelere veya engelli fertlere hükümetimizin bir yardım oluyor, bir desteği oluyor. Aylık efendime söyleyeyim belli miktarda engellik oranına göre evet, destek oluyor. Evet. Bu manada çölyak hastalarına böyle bir yardım ve destek var mı? Çölyak hastaları engelli statüsünde yer almıyor. Bugün onu %25 civarına bir engel sayıldığı için evet. e, beslenmeden dolayı evet. gıda beslenmesinden dolayı engel statü, engelliler statüsünde yer almıyor. E, sadece çölyak hastalığına bir destek olarak sosyal güvenlik kurumu tarafından bakanlık tarafından evet. ilaç parası da altında e, yaş grubuna göre 0-15 yaş grubuna 120 TL 15 yaş üzeri 78 TL gibi bir Aylık bir ilaç yardımı sağlıyor. Tabi ki hiçbir evet, e... Az önce bahsettiğiniz bir ekmeği fiyatından hesaba bırakırsak tabii, 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 gerçekten... kesinlikle kesinlikle. Ee, evet. Bununla ilgili bir artış da yaklaşık 6-7 yıldır gerçekleştirilmedi. Bu yatan paralar 6-7 yıl önceki rakamlar yani. Ya onlar üzerine neden bir değişme olmadı? Hiçbir değişiklik, değişiklik, olmadı. olmadı. Anladım. Sizin bu konuda efendime söyleyeyim hükümetin yetkilileriyle bir görüşmeniz, e, bu konuda bir çalışmanız, onlarla birebir bir araya gelmeniz ve bunların bu sıkıntıların bu dertlerini muhakkak söylediğiniz olmuştur. Tabii ki 2017 yılında bir e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çölyak Araştırma Komisyonu kuruldu. Evet. Bu komisyonda e, 4 dört tane Partinin milletvekillerimiz yer aldılar. Yaklaşık bir 6-7 ay gibi bir çalışma söz konusu oldu. Hem mecliste çalışmalar yapıldı. Biz dernekler buraya katılaraktan fikirlerimizi, yaşadığımız zorlukları, insanların hayatıyla ilgili yaşam tarzlarını anlattık komisyonda. Komisyon Türkiye'de 3-4 ilde birebir aile ziyaretleri yaparak STK'lardan birlikte zemin yani sahada bir tespit yaptılar. Komisyon tamamlandı, rapor hazırlandı. Gel görelim ki kadük diyoruz biz. Evet. Çok üzücü ama mecliste şu anda o dosya tozlanıyor. Bekliyor. Beklemede. beklemede. Evet. Şimdi başkanım sizin gibi Türkiye genelinde kaç tane dernek var ve bu derneklerle görüşmeniz, bir araya gelmeniz, toplantılarınız belli bir Şeyiniz oluyor mu efendim? Bir tabii ki yani şu an Türkiye'de 40 tane çölyak derneği mevcut. Biz bütün illerde olmasını istiyoruz. Evet. İnsanların özgürlük haklarını, özlük, hak, özlük haklarını korumaları adına tabii ki bu illere bağlı gerçekleşiyor. 40 dernek biz sürekli koordine halindeyiz. Evet. Başkanları, yöneticileri. görüşmeler sağlıyoruz. Fikir alışverişleri sağlıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'deki üretilen ürünlerden, firmalardan glutensizdir analiz raporlarını talep ediyoruz. Evet e, Hayatı kolaylaştırmak adına derneklerden birlikte çalışmalar, faaliyetler yürütüyoruz. Evet başkanım. E, şimdi başkanım sizin dernek olarak e, ailelerle yaptığınız aktiviteler oluyor mu? Tabii ki biz aileler olarak pandemi öncesinde özellikle ben her zaman şunu söylerim. Çocuklar gülerse biz gülüyoruz. Ne kadar güzel. Evet. Onun için de sürekli yani birçok çalışmalarımızı çocuklardan birlikte yapmak istiyoruz. Yapıyoruz da. İşte ailelerden birlikte piknik düzenliyoruz. Çocukların evet. kaynaşması açısından. Seminerler, ailelere seminerler veriyoruz. Toplantılar gerçekleştiriyoruz. Yerel yönetimlerden biz kendimiz yine bağımsız olaraktan. Şimdi çocuklarda özellikle çok büyük sıkıntılar var. Ailede tek bir çölyak hastası varsa çocuk kendini herkesten dışlanmış, soyutlanmış hissediyor. O hastalığın sadece kendisinde var olduğunu düşünüyor. Biz de bunu aşmaları için çocukların kaynaşması için sadece kendisinde olmadığını bilmesi açısından diğer ailelerimizi bir araya toparlıyoruz. Özellikle çocukları toplamaya çalışıyoruz. Çok Çocuklar şey. kendi arasında sohbet ettiği zaman Soruyorlar birbirlerine. Sen de Çölyaklı mısın? Allah Allah ne kadar güzel. Ya bunu duyduğu zaman çocuk ya yani hastalıkla dahi mutlu oluyor. Kader arkadaşım diyor. Kader sadece, arkadaşım Aynen, diyor. Yani evet. e, Ben dernek kurarken kendi oğlumu örnek vereceğim. Evet. E, çölyak ayları 8-10 kişi bir çay bahçesinde oturduk. Sohbet ettik. E, dernek kurma kararını orada aldık. Evet Çocuklar orada oynadılar. E, sonrasında çıktık eve giderken oğlum arkadan seslendi. Baba dedi biliyor musun dedi neyi dedim baba dede Elif de çöl yakmış dedim Aa. <laughs> yani çocuk bununla mutlu oluyor evet bir arkadaş olmadan evet. tek olmadığını hissediyor evet. o yüzden hani çocuklara yönelik sürekli faaliyetler yapmaya çalışıyoruz Çok inşallah bundan sonra devam edeceğiz bir an önce pandemiyi bir atlatsa ülke i̇nşallah. olaraktan, i̇nşallah. en hafif zayiatlardan, hastalıklardan inşallah, evet. i̇nşallah. Ondan sonra çalışacağız. İnşallah. Yani. Şimdi başkanım küçük çocuklar, aileler bu konuda sıkıntı yaşıyor mu? Hani az önce bahsettik hani bu bir yaşındaki bir çocukta da olabilir bu hastalık. İki yaşında çocukta olabilir. Şimdi bir yetişkinde çölyak oldu mu kendi diyetini kendisi yapar. Efendime söyleyeyim kendi yemeğini kendisi ayarlar. Bir şekilde bunu kontrol altına alabilir. Fakat iki yaşındaki bir çocuk bu biraz zordur. Bunu evet. siz ailelere nasıl aşılıyorsunuz veya aileler bunu nasıl yapıyor bu konuda biraz. Aileler tabii ki bir yaş ile 20 yaş arasında çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bir yaş yani bir ile 15 yaş arası tam böyle e, öğrenme çağı olarak adlandırıyoruz biz. Evet. biz. 15 yaşından itibaren blue çağında arkadaşlarından gizlemeye çalışıyor, çevresinden gizlemeye çalışıyor. Yani aileler 1 ve 20 yaş arasında çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Evet. Küçük çocuklarda e, bazı şeyleri anlamıyor yani 3-5 yaş aralındaki çocuklara bunu biz oyun haline getirmelerini söylüyor. Ya yani oyun halinde bunu diyete adapte etmek işte gerekiyorsa o çocukla birlikte e, ailenin de glutensiz... Evet. beslenmeye yani yönelik. Yani zorla değil de takvimle değil oyun, de güzel bir şekilde, oyun şeklinde. Oyun, 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 oyun halinde işte onun kendisini anlatarak glutenli bir ekmeği yediği zaman onun kendisine zarar verebileceğini, evet. onun e, kendisi için iyi olmadığını oyun haline getirmeye çalışıyoruz aylardır evet. Yani ülkemizde şu an belki çölye hastası olup tanısı konulmayan çok hasta var. Bunun belli bir sayısı var. Evet mi? çok e, araştırdığımız ve çok e, üzerinde durduğumuz bir konulardan bir tanesi. Şehrimizde bugün e, Gaziantep'te ortalama 5000 civarında bir çölyak hastası var. Tanı almış olan kişi. Tanı almış olan evet. Tabii Dünya Tıp Örgütü, Sağlık Örgütü diyor ki her 100 kişiden biri çölyak. Bunu nüfus oranına vurduğumuz zaman Gaziantep'te yaklaşık 20 bin civarına bir çölyak hastası olması gerekiyor. Şu an Gaziantep'te yaklaşık bir 17-18 bin kişi çölyak hastası ama farkında değil. Peki bunlar hastanede mi fark ediyor, ağırlaşınca mı fark ediyor? Yoksa efendim bu farkındalık belli bir yıl sonra kendisi mi fark ediyor? Nasıl oluyor Tabii Türkiye, Türkiye'de bu rakam 830 bin civarları tahmin ediliyor. Tanı almayan kişi. Yani nüfus, nüfus oranına. Tabii Türkiye nüfusunu baz aldığımız zaman, 83 milyon nüfusu baz aldığımız zaman yüzde evet. biri 830 bin dolaylarında yapıyor. Doğrudur. Bu bazı bölgelerde bir Güneydoğu. Doğu Anadolu'ya geldiğimiz zaman bu rakamlar yüzde iki, yüzde üç yani yüz kişiden iki kişi veya yüz kişiden üç kişi. Şimdi tam o konuya giriyorduk. Şimdi coğrafi bölge olarak düşünürsek efendim Akdeniz'dir, Marmara'dır, Doğu'dur, Güneydoğu'dur. Hangi bölgede daha yoğun Şöyle Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Marmara, Ege, en son Karadeniz. En son Karadeniz söylemiş. Karadeniz bölgesi Mısır ağırlıkta daha çok. Ürün tükettiklerinden dolayı sanırım. tabi tahıl tüketen iller Güneydoğu'ya geldiğimiz zaman e, tahıl ürünlerini, buğday, arpa, çavdar gibi ürünleri daha fazla tüketiyor. Hamur işleri daha fazla tüketildiği için evet. e, programın başında da belirttiğim gibi muhakkak ki tetikleyici olabiliyor. Doğrudur. Şimdi e, Gaziantep'te şöyle hasta sayısını verdiğiniz, bunun yüzde kaçı çocuk Sanki daha fazla mı çocuk sayısı yetişkine göre? Ortalama hani biz kendi dernek kayıtlarımızla karşılaştırdığımız zaman e, yüzde 40 civarlarında çocuk veya yani yüzde 50'lerde bulabiliyor dönem dönem. Bu evet. denge değişebiliyor. E, büyüklerde e, özellikle e, kendini gizleme var bir de. Evet. Çölyak hastası ama kendisini gizliyor. Bu gizlenecek, gizlenecek yani ayıp bir şey değil, bulaşıcı bir şey değil. Bildiği değil. halde mi gizliyor? Tabii tabii bulaşıcı bir şey de değil. Evet. Bazı aileler bunu gizliyor. Çocuk olsun, yetişkin olsun. Çölyak olduğunu söylemiyor veya e, gündeme getirmediğinden dolayı bu veriler tabii ki e, Sağlık Bakanlığımızda daha ortaya çıkıyor. Bir de Gaziantep olarak büyük şehir olduğumuzdan dolayı e, bölgeden gelen hastalar var. Gaziantep Üniversitesi'ne, Çocuk Hastanesi'ne, e, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman. E, Buralara gelen hastalar olduğu için bu rakamları net koy, şey yapamıyoruz yani açıklayamıyoruz. Evet. Değil mi sürekli böyle evet. gelir evet. Şimdi başkanım çok önemli bir konuya geldik. Belki programımızın esas amacı bu konudur. Ee, bu konuda artık size dakika maka bırakmıyoruz. Sizi, şu an bizi dinleyen çölyak hastası aileler var, yakınlar var. Ve hakikaten çölyak teşhisi konmamış fakat belirtileri olan hastalarımız var. Çölyak hastalarının ve hasta yakınlarının sıkıntılarından böyle. Kısaca demiyoruz artık. Yani rahatça rahat anlatabilirsiniz. Canım, evet, evet, buyurun. Şimdi çölyak hastalarının sıkıntıları, en büyük sıkıntılar yine çocuklara değineceğim. Evet başkanım. Çünkü onlar bizim e, geleceğimiz. Göz evet. E, ...emaletlerimizin bekçisi... ...ülkemizin bekçisi olacaklar bizlerden sonra. Özellikle okullarda... Evet. ...çocuklar bir tane simit yiyemiyor. 30-35 kişilik bir... ...okul, sınıfta... ...herkes... ...35 tane çocuk... ...34 tanesi kantine gidebiliyor... ...35. çocuk çölyakladır... ...gidemiyor. Ya. Evet. Bununla ilgili... Milli Eğitim Bakanlığımız 2018 yılında bir genelge yayınladı. Bunu bütün il Milli Eğitim Müdürlerine gönderdi. Okul kantinlerinde glutensiz ürün bulundurmak zorunluluğu geldi. Gel görelim ki faaliyette ne kadar? Bunu biz Gaziantep'te iki veya üç okulda faaliyete geçirtebildik. Kantinci bir taraftan Beni kurtarmaz. Ya. Bir tane çocuk için ben o ürünleri alıp bekletemem. Kar hesabında. Evet. Kar hesabında. Okul idaresine söylüyoruz. Bir tane çocuk için ben kantinciye ne diyeyim? Evet. Burada ciddi bir denetleme mekanizması gerekiyor. Tabii her şeyi e, devlet büyüklerimize, müdürlüklere de yüklemek de olmuyor. Doğrudur. Bununla ilgili bizim talebimiz Milli Eğitim Bakanlığından veya il milli eğitim ve ilçe milli eğitim müdürleri okullar kantin ihalesi yaparken şartnamenin içerisinde glutensiz ürün bulundurma zorunluluğu koymalarını bekliyoruz evet, ve evet. talep ediyoruz. Bütün çocuklar özeldir. Evet. Bir markete gittiğimiz zaman çocuk doya doya istediğini alamıyor. Tabi evet. aileyi de ister istemez üzüyor dışarıda yine günlük hayatlarında ortaokul lise çağındaki öğrencilerimiz üniversite çağındaki genç kardeşlerimiz bir restoranta gittikleri zaman çölyaklı yine bu kez kendini gizlemeyi bırakıyor diyetini de bozmak zorunda kalıyor. Yani veya artık... diyetini bozuyor arkadaşlarına mahcup olmamak için. Evet. Hem hastalığını gizliyor hem sağlığını bozmuş oluyor. Bunun ilgili yine illerimizde restoran ve lokantacılar dernekleri, federasyonlarına büyük işler düşüyor. Evet. Biz birkaç defa çağrıda bulunduk, birlikte bir şeyler yapalım diye. Bakalım, Şu. insanları bilinçlendirmek gerekiyor çölyak konusunda. Bilinçlenen toplum her zaman rahat eder. Evet, evet çok önemli, hakikaten. Şimdi diyelim bir çocuk diyetine dikkat etmezse başkanım, ...veya yediğine, içtiğine işte, dikkat etmezse, aileden uzak bir yerde, bunda ne gibi rahatsızlıklar ortaya çıkıyor? Ve çocuk e, hemen tedavime alınması lazım veya o anda çocuğun ne yapması lazım? Bazen oluyor, evden uzaklaşıyor, çocuklarla oynamaya gidiyor veya az önce bahsettiğiniz okula evet. gidiyor vesaire. E, böyle bir ortama girdi çocuk, bir lokanta ortamına, bir kafeteryaya girdi veya efendime söyleyeyim o an dikkat etmedi e, ee, önüne geleni yedi efendime söyleyeyim. Fersinetika bu şurtta ne gibi rahatsızlık ortaya çıkıyor? Yani çocukta sinsi bir çölyak yoksa yani bizim sessiz çölyak dediğimiz olay yok ise evet. bu muhakkak ki belirti gösterecek. Aynı gün de gösterebilir birkaç gün sonrasında da bu ishal şeklinde olabilir. Karında şişkinlik olabilir. Deride yaralar çıkmaya başlayabilir. Ağız içi aflar meydana gelebilir. Bu tür durumda eğer ki aile Diyetinde kaçak olduğunu tespit ederse... biz kaçak olarak adlandırıyoruz. Evet. Yani diyetinde evet. kaçak olduğunu fark ettiği anda e, ilaç olmadığı için bol su tüketimi çok önemli bol su, bol su tüketimi bol su tüketimi yoğurt tüketimi mayalanmış ev yoğurdu tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Evet. Bu biraz da olsa hafifletiyor. Tabii ki diyeti bozduğu anda diyet başa dönebiliyor. O kadar yani oluyor. bir yıl iki yıl üç yıl diyet yapmış evet. diyet bozdu diyelim. Tekrar bu başa dönüyor. Çünkü hmm. anında bağırsaklardaki villuslar e, ölümler gerçekleşiyor. Evet. Ölümler gerçekleştiği zaman da büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Ve ben şu, buradan çölyak aylarına şunu belirtmek istiyorum. Üzülerek söylüyorum. Diyetimize dek, dikkat etmediğimiz zaman sonucu çok üzücü. Allah korusun ölümle sonuçlanıyor. Yani. Allah'ım amca. Bunun e, Türkiye'de örnekleri mevcut. Ee, biz geçen 2019 yılı, Nisan veya Mayıs ayı gibi bir çölyak üyemiz, ablamızı kaybettik bu yüzden. Ya. Diyet bozduğundan dolayı değil. Tanıyı çok geç aldığı için. Belki yıllardır rahatsızmış aslında. Yıllardır rahatsız, tanı çok geç alıyor. Bağırsaklar kurtarılamayacak durumda. Diyetine başladı, kendini toparlamaya başladı ama buna rağmen e, ablamız... E, kaybetmek zorunda durumunda kaldık yani çok üzücü durumlar. Onun için aman diyoruz. Aman çölyak hastaları diyetlerini bozmasınlar. Evet, başkanım. Başkanım artık diyet onların bir yaşamlarından bir parça oluyor değil mi? Tabii ki yaşamlarından bir parça oluyor. Olmazsa olmazı. Oruçlar oluyor. Yani glutene oruç tutmuş oluyorlar. Öyle evet. adlandırabiliriz. Evet. O, Bazı onları... arkadaşlar öyle adlandırıyor biz de. Evet ee, evden tok çıkar evet. çölyak hastası ama eve aç döner. Hmm, çünkü, çünkü dışarıda, dışarıda e, sosyal hayatta çok fazla glutensiz ürün tüketebileceği yerler söz konusu değil. E, bu konuda Gaziantep çok şanslı. Evet. E, Gaziantep'te glutensiz bir başka kafemiz var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı e, Bakan Hanım'a, Sayın Fatma Şahin'e buradan tekrar bir kez daha teşekkür ediyorum ben. E, Türkiye'de ilk bir proje. Predivelerün içerisinde korumalı iş yeri projesi adı altında glutensiz bir başka kafe olduğu için Gaziantep'teki çölyaklar bu konuda çok şanslılar. Hani evet. dışarıda acil olarak acıktıklarında veya bir ürün almak istediklerinde kafeye gidip istedikleri şekilde karınlarını doyurup ürünlerini alabiliyorlar. Evet bu kafe de yani bisküvisidir. Ekmek ekmeği ekmeğidir. Yok bisküvi değil de unlu muamurları, ekmek, işte hamburger, pizza, sandviç Evet. Ee, poğaça, simit tarzı ürünler, Bisküvimiz Türkiye üretici yok şu anda yerli üretim yok. İthal olarak e, Almanya'dan gelen ithal ürünler var. E, program başlarında da belirttiğim gibi e, ürünler çok çok pahalı. Evet. Yani bugün her aile o ürünlere alamıyor. Evet. Yılda bir, üç beş ayda bir veya altı ayda bir, veya yıllardır alamayan aileler var ben bir aileyle e, bizzat ilgilenirken e, ziyaretlerine gittiğimizde 12-13 yaşında bir çocuk başkanım dedi ben hiç gofret yemedim dedi ya. çok pahalı çocuğun yememesi normal evet. baba çalışmıyor hasta anne ev hanımı bir gece konduda oturuyorlar yani o çocuğun yememesi bizim mi ayıbımız evet Çocuğun hastası, hasta olması mı ayıp, ya. ürünlerin ithal gelmesi mi ayıp? Evet. Yani burada e, bizler tabii ki e, ülke olaraktan bu konuları aşmamız lazım. Evet, bir seferberlik lazım. Tabii bir bu seferberlik konuda. lazım. Bu seferberlik hem yerel yönetimler hem STK'lar hem ülke yönetimi tarafından Çünkü gerçekleşmesi yani, lazım. Yani Kader ilahi kimse bilemez bugün yarın kendisinin hasta olmayacağını veya çocuğunun böyle bir hasta olmayacağını. Yani ilk program başında bahsettiniz. insan hani başına gelince anlıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Değil mi? Demek ki yani bu hastalığı düşünürken sadece bir pencerenin dışına bakar gibi değil. Bu rahatsızlık bizde ailemiz olsa ne yapardık? Yani, yüz yani kişiden biri çölyak adayı Zaten çölyak evet. hastası. Yani aday da değil çölyak hastası. Bu 100 kişiden biri biz de olabiliriz. Biz olabiliriz. Evet, Çünkü sıfır değil, yüzde sıfır değil, yüzde bir. Evet, ihtimal var. Yani. Bu yüz kişiden biri biz olabiliriz yani. Bugün bende çölyak yok, yarın olmayacak diye bir garantisi de yok. Doğrudur. Başkan diğer STK'larla beraber bir işbirliğiniz, koordineniz oluyor mu sizin? Tabii Çölyak Dernekleri olaraktan da e, bize gelen her türlü koordinada işbirliğinde biz her zaman varız. Çok güzel. Biz buradan e, dernek olarak şehrimizin ileri gelen insana da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Buyurun buyurun. E, lütfen Çölyak ayarını unutmasınlar. Evet. Yani hayır hasanettir zekattır. Evet. Bunları yaparken ...çölyak aylarına de... 100 tane zekat verecekse, 100 kişiye zekatını verecekse 10 tane de çöl yaklı seçsin. Siz bu konuda gelenleri kabul ediyorsunuz Tabii biz değil kabul mi? ediyoruz dernek, dernek olarak da ve ailelere biz bunları ulaştırıyoruz. Bizde kayıtlı ailelere var, ihtiyaç sahibi aileler var. Evet. Biz bunları ailelere ulaştırıyoruz kayıtlı olan kişilere. Ee, şehrimizde bize ulaşamayan kişiler var ise, dernek olduğumuzdan haberleri yok ise, evet. radyonuz aracıyla belki öğrenmişlerdir İnşallah. şimdi, duyuyor, evet. dinliyorlardır bizleri. Bizlere ulaşsınlar. Evet. Yani birlikten kuvvet doğar. Doğrudur. Biz sizlerin temsilcisiyiz. Evet. Biz yönetimde yedi kişiyiz. Bu yedi kişi sizlerin temsilcisi. Biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Ne kadar güzel. Burası bizim bir işletmemiz, bir iş yerimiz değil. Evet. Bir kazanç elde etmiyoruz düşünmüyoruz da kazanç elde etmeyi. Çünkü STK dediğimiz zaman sivil toplum örgütleri insanın özlük haklarını korumak için vardır. Evet, Onların sesi olmak için vardır. Evet, her zaman diyoruz gelin arkadaşlar derneğimizi hep birlikte yönetelim. Ne kadar güzel. Haklarımızı hep birlikte savunalım. Haklarımızı hep birlikte arayalım. Evet. Bir kişiyle iki kişiyle değil hep birlikte birlik olalım beraberlik içerisinde. Evet. Olalım. Diğer illerin, efendime söyleyeyim çöl yakıt dernekleriyle beraber bir araya Türkiye olan dernekler bir araya yeriniz oluyor mu diğer başkanlar? Tabii ki dönem dönem diğer başkanlardan biz illerde e, misafir ediyorlar yerel yönetimlerin desteğiyle. Evet. E, en son biz e, pandemi öncesi örnek vermek gerekirse e, Elazığ depreminde deprem olduğu gün, aynı gün gece biz hemen e, bizim sosyal medya WhatsApp grubunda hepimiz haberleşmeye başladık. Ya. E, Elazığ'daki dernek başkanımıza ulaştık. Oradaki çölyak aileler var ise yarın tabii aynı gün, aynı anda olay sıcak, çok sıcak, ortalık karışık. E, birkaç gün sonrasında tabii ki bize dönüşler oldu Elazığ'da. Biz orada bütün dernekler, Türkiye'de bulunan 27 dernek özellikle biz bir Çatı altında sayılırız. Türkiye Çölyak Dernekler Birliği olarak da. Biz bu birlikte 27 dernek hemen Elazığ'a uzattık. Ne kadar güzel örnek bir hareket. Burada tabii biz Kızılay'a da bilgi aktarmış olduk. Kızılay şimdi olası bir afet durumlarında çölyak hastaları için neler yapabilir? Evet. Ne oluşturulabilir? Bununla ilgili şimdi Kızılay'a bilgi aktarmış olduk. Çok güzel. Elazığ buna vesile olmuş oldu. Sonrasında aradan bir iki ay geçtikten sonra biz yine dernekler oraya yardım ulaştırdık. Bütün dernek başkanları Elazığ'da bir araya geldik. Aileleri birlikte ziyaret ettik. Orada yine istişarelerimizi, toplantılarımızı yaptık. Evet. Dönem dönem böyle e, toplantılar gerçekleştiriyoruz. Pandemi öncesinde daha sık yapıyorduk bunu. Evet. Üç ayda, beş ayda bir. E, belirli illerde bir araya gelerekten istişareler, çalışmalar, meclisle ilgili çalışmalarımızı yapıyorduk. Evet başkanım. Başkanım her şey için çok teşekkür ederiz. Ben Gerçekten emeğinize, yüreğinize sağlık. Ben çok hayırlı ediyorum. bir yoldasınız. İnşallah. Her dokunduğunuz iş. hasta size hem duacıdır Abi hem şefaçidir. Işte. Duaları, kadar. duaları bizler için e, servettir. Evet. Dua bizim için servettir. Gerçekten değil. yaptığınız iş fedakarlık isteyen bir iş. <laughs> hem hasta ailelere görüşüyorsunuz. Hastalarla birebir görüşüyorsunuz. E, bu konudaki çalışmaları daha yukarı kadar götürüyorsunuz. Evet. E, Rabbim azminizi, gayretinizi daim etsin diyorum. Amin inşallah. cümlemizin inşallah. E, cümlemiz. Varsa son sözlerinizi alalım inşallah. Biz yani, de aynı sona geldik. Program ayırdığınız, programımızda bize zaman ayırdığınız için, sesimizi duyurmak için bir e, fırsat tanıdığınız için e, çok teşekkür ederiz Radyo daveti Biz de. E, Allah razı olsun. Evet aşkım. Rabbim bütün hizmet yolunda olan hizmetlerini kabul eylesin. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah daha iyi programlarda. İnşallah. Daha iyi çölyakların... bir yere geldiğinde i̇nşallah. sesi olduğunda. Başka bir programda inşallah birkaç aileyi daha ağırlarız. Böyle i̇nşallah, bu pandemi inşallah. sürecini geçirdikten sonra i̇nşallah, normale abi. dönersek evet, diyoruz inşallah. ya. Normale. Rabbim, Rabbim bir an önce de ülkemizi bu pandemi sürecinde Musibeten kurtarsın inşallah. Kurtarsın. Amin. Ee, lütfen Evet. Maske, mesafe, temizlik dikkat, dikkat ederim, edelim. Değil mi? Çok önemli. Dikkat evet, 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 değerli Davet Radyo dinleyicileri. Bugün de bir konu, bir konu kuranı burada noktalıyoruz. Yayınımızı YouTube kanalımızdan ve Davet Radyo'dan 91.0'dan dinleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.